Kanka bana 500 dolar borç verebilir misin? Ne yapacaksın 500 dolarla? Hediye mi alacaksın? Ben okuldaki bir arkadaşa hediye alacağım. Ya kanka ben de 500 dolar ne arar? İyisi mi o hediyeyi sen bana al. Ha yok, olmaz olmaz ya. O benim arkadaşım için ve eğer senden o borcu alamazsam nereden bulabilirim ki? Tamer dayım zengindir. Bak şu an yazlık evinde. Onda kesin vardır. Ha doğru söylüyorsunuz. Harika bir fikir. Onu şimdi arayayım. Merhaba Godi, nasılsın? Evde durumlar nasıl? Osman'la kavga etmiyorsunuz değil mi? İnşallah her şey yolundadır. Merhaba Tamer abi. Her şey yolunda. Burada çok iyi çok iyi anlaşıyoruz, çok iyi yaşıyoruz. Osman bomba gibi. Ama ben iyi değilim. Hayırdır Godi? Bir şey mi oldu? Gönlünü mü kaptırdın birisine? Abi ya, kız çok güzel. Şirin bir kız. Bana 500 dolar acil lazım. Ona hediye almak istiyorum. Ya Godi bak, Türkiye'de bizim memlekette, sizde nasıl olduğunu bilmiyorum ama bizim memlekette 500 dolarla kız alamazsın. Başlık parası için yetmez. Kızlar parayla satın alınmaz. Ve sen bu kızı nereden gördün? Sen okula ne yapıyorsun? Gitmiyor musun yoksa? Abi ya tabii ki okula gidiyorum ama bu kız hastanede gördüm çünkü derslerden sonra hastaneye gittim arkadaşlarımla. Yoksa sen Covid aşısı olmak için mi gittin? Ama bak, değerli Godi, lütfen bunu anla. Türkiye'de tüm kızlar, bütün kızlar çok güzel. Sen her gördüğün kıza aşık olursan işin kül. Sen nasıl bu okulu bitireceksin? Nasıl okuyacaksın? Yok be abi. Arkadaşım baba oldu. Çok güzel bir kız bebek var. Bu yüzden ona için 500 bir hediye almak 500 dolarlık bir hediye ona almak istiyorum. Ya bizim memlekette ne deniyor? Hayırlı uğurlu olsun. Anneli babalı büyüsün. Çok güzel, iyi düşünmüşsün. Bak arkadaşın yeni doğan kız bebeği için. Ama 500 dolar çok fazla ya. Abi biliyor musunuz kutsal kitaba göre İsa Mesih doğduğunda ona da değerli, kıymetli hediyeler verildi. Evet, doğru söylüyorsun. Ve bizim de memlekette Meryem Ana kutsal bir bayandır. Biz ona kutsal bir kişi olarak bakıyoruz, saygı gösteriyoruz. Efendimiz İsa Mesih kutsal biriydi. Ayrıca babası yoktu. Yani dünyevi babası yoktu. Çünkü Tanrı onun babasıydı. Tamam. Godi. Meryem tabii ki biz kutsal olduğunu biliyoruz. O tabii ki Efendimizin İsa Mesih'in annesi. Ama diğer sözleri anlayamıyorum. Nasıl Tanrı onun babası olabilir? Bir kere Tanrı insanlarla evlenmez ki, evlensin ki çocukları olsun. Öyle değil mi? Evlenmek mi? Tabii Tanrı insanlarla evlenmez ki. İsa'nın dünyevi babası yoktur. Yani Meryem mucizesi bir şekilde İsa'ya hamile kaldığında bakireydi. İsterseniz Luka 1. bölüm 35. ayet okuyabilirsiniz. Tamam. Hemen Luka açıyorum kutsal kitaptan. İsa Mesih'in sözlerinden orada İncil'den Luka 1. bölüm 35. ayeti okuyalım. Ne diyor kelam? Evet. Tamam, şöyle diyor kelam. 35. ayet. Melek ona şöyle yanıt verdi. Kutsal ruh senin üzerine gelecek. Yüceler yücesinin gücü sana gölge sağlayacak. Bunun için doğacak olan kutsal Tanrı oğlu denecek. Bak burada melek
Meryem Ana için İsa Mesih hakkında konuşuyor, onun nasıl dünyaya gelecek. Evet, yani İsa'nın dünyevi babası olmadığı için Tanrı onun babası oluyor. Yani Tanrı insanlarla evlenmez. Çok doğru söylüyorsun. Zaten bizim kültürümüzde İsa'ya İsa Mesih deniyor. Ama biliyoruz ki bu eski dillerden gelen Mesih kelimesi kurtarıcı anlamını görür. Herkes Mesih olamaz. Sadece İsa Mesih'tir, yani kurtarıcıdır. Evet, kutsal kitap da böyle diyor. Mark'ta 1. bölüm 21. ayet diyor ki Meryem bir oğul doğuracak, adını İsa koyacaksın. Çünkü halkın günahlarından o kurtaracak. Demek ki İsa'nın adı Mesih oluyor. Çünkü o kendi halkını, kendi insanlarını kurtaracak. Özel bir görevle geliyor. İnsanları kurtarma göreviyle geliyor. Ondan dolayı o kelama göre Mesih oluyor. Evet, evet. Yani tarihi boyunca farklı peygamberler İsa ile ilgili çok yazdılar. Mesela burada aynı kitapta Matta 1. bölüm 23. ayet diyor ki işte kız gebe kalıp bir oğlu doğuracak, adını İmmanuel koyacaklar. İmmanuel Tanrı bizimle demektir. Ha, şimdi seni anladım Godi. Demek ki onun asıl adı Tanrı bizimledir. Biliyor musunuz? İsa, Efendimiz İsa Mesih bize Tanrı'yı göstermek için buraya geldi. O yüzden İsa %100 insandı ve tanrısaldır. İsa şöyle dedi, Yuhanna 14. bölüm 6. ayet. Tamam, bakayım bende de kutsal kitap var. Yuhanna 14. bölüm 6. Evet. ayet. Şöyle diyor, İsa yol, gerçek ve yaşam benim dedi. Benim aracılığım olmadan babaya kimse gelemez. Evet, yani İsa Mesih bize Tanrı'nın karakterlerini açıklıyor. Bundan dolayı kendisi yol, gerçek ve yaşam benim dedi. Değerli arkadaşlarımız, bu videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Ve ayrıca sorularınız varsa lütfen sorularınızı ve yorumlarınızı hemen videonun altındaki yorum bölümüne katkılarınızı yazmayı hiç çekinmeyin. Evet, çok doğru. O bizim günahlarımızı affetmek için buraya geldi. Yani bundan dolayı bizim suçlarımızdan dolayı olması gerekiyordu. Tamam Godi. Ben de İsa Mesih'i kurtarıcı olarak kabul edebilir miyim? Ona kurtarıcı olarak iman edebilir miyim? Ve iman edersem o da beni günahlarımdan dolayı kurtaracak mı, affedecek mi? Bak abi, Romalılar ne diyor? Kutsal kitapta Romalılar 8. bölüm 34. ayet diyor ki kim suçlu çıkaracak? Olmuş üstelik dirilmiş olan Mesih ise Tanrı'nın sandadır ve bizim için aracılık etmektedir. Şimdi anladım. Demek ki İsa'nın bu dünyaya gelmesi çok önceden planlanmıştı. Bu dünyaya gelecek, burada bir bebek olarak doğacak, günahsız bir yaşam sürecek, sonra kendisi tutuklanacak, çarmıhta ölecek, öldükten sonra dirilecek ve dirildikten sonra da göğe, Tanrı'nın tarafına, yanına, onun sağında tabii alınacak, orada olması için.
Böylece ne anlıyoruz ki? İsa Mesih demek ki bu dünyaya bir kurtarıcı olarak gelmesi çok önceden planlanmıştır. Şimdi anlıyorum neden İsa Mesih kurtarıcıdır. Neden o bir Mesih'tir? Şimdi anladın mı neden bana 500 dolar borç lazım? Yani bebekler beni İsa'yı hatırlatıyorlar. Çünkü tüm bebekler melek gibi değerlidir.